Selamun aleyküm ve rahmetullah ve berekatuh. Lise son biyoloji öğrencileri biyoloji dersine hoş geldiniz. Burada genetik konularına devam edeceğiz. Burada konumuz genetikten çok alillik. Burada çok allelikken nerede kısaca bir tanımını alalım. DNA genetik maddesinin belirli bir kısmında meydana gelmiş olan mutasyon neticesinde aynı gen için farklı alellerin bulunması demektir. Burada görünüşte farklılığa yol açar. Belirli kromosomdaki aynı genetik bölgede bulunur. Ne demekti? Biz demiştik burada DNA maddesi, genetik maddesi çift sarmal yapıdadır. Bir parçası bir gendi. Bu gende bize bir özellikten ifade eder. Ama burada o gene ne olupdu? DNA kısmında mutasyon meydana gelip, mutasyon. Mutasyon ne demekti? Yani değişimler olup özünde. Mutasyon değişimlere uğrayıptı. Bir alel yerine birden fazla alelden ifade edilene bir tek özellik. Bir özellik birden fazla alelden ifade edilir. Bu tabii gelsek indi burada örneklerine. Örnekleri. Üç örneğimiz vardı. Bu üçü de nerede? Çok alillikti. Kalıtım türüsü nerede bunların? Herhangi birisi gelse senin için çok alillikti. Birincisi insanda A, B, O sistemi. İkincisi R, H antijenleri. Üçüncüsü de tavşanda kürk rengi alelleri dizisi. Aynı şekilde nerede? Çok alillike aitti. Gelsek indi birinci örneğine. Birinci örneğine de insanda A, B, O sistemi. İnsanda A, B, O sistemi ne demekti burada? Tabii insan bu burada üç alel bunu ifade eder özüne. Üç alel sorumludur bunu kontrol etmekten. Birincisi nerede? İ üzerinde A. Bu nerede? A grubunun alelidir. İkinci alelde İ üzerinde Ba. Bu nerede? Ba grubunun alelidir. Üçüncüsü de küçük i, ya küçük i yazılı ya da kitaptaki teki bu şekilde yazabilirsiniz özüne. İ üzerinde o. Ya bu şekilde yazılı ya bu şekilde yazılı. İkisi de doğrudur. Bu alel neyi ifade eder? O kan grubunu ifade eder. O kan grubunu ifade eder. Demek görürsünüz üç alel insanda bir özelliği kanın A, B, O sistemini kan grubunu kontrol eder. Üç alel, bir, iki, üç alel ifade eder özüne. Şimdi gelsek burada, bu aydan benim ikisi birbirine baskındır. Yani şimdi hem bu baskındı, hem bu alel baskındı, hem bu alel baskındı. Bunu da almıştık. Harda eş baskınlıkta almıştık özüne. Aynı bundan önce eş baskınlık almıştık. Diyirdik hem A grubu hem ba grubu hem A alili hem ba alili baskındır. İkisi birbirine nedir? Eş baskınlık. Ama ikisi de hem A kan grubu ya da alili hem ba alili ikisi de baskındılar kime? O grubuna. Demek O grubu burada nedir? Çekiniktir. Çekiniktir. İyiydi. Baskın, baskın, çekinik. Kime çekinik? O'ya çekinik. Şimdi burada gelsek neden mesela bir insan A kan grubludur? Neden bir insan B kan grubludur? Neden O? Mesela niçin bu farklılıklar yola çıktı? Çünkü burada A kan grubluya sahip olan kişilerin kanlarında bir enzim vardı, özel bir enzim vardı. Bu özel enzim kahar antijen üreter. Antijen ne üreter? Mesela ege A ise bir denenin kan grubu, al yuvaları, bu al yuvaları ise, bu al yuvalarını resim ettim. Üzerinde A antijenini meydana getirir. Kim? Özel bir enzim. Harda bulunur? Kanda. Kanda özel enzim kahar A antijeni A grupları için üreter. Ama gelsek ba niçin bunlar bağ grubludular? Aynı şekilde özel bir enzimler var kanda. Bu özel enzim kahar ne üreter? Bağ antijeni üreter. Aynı şekilde al yuvaların üzerinde. Bakın bu al yuvalardı. Al yuvaların üzerinde bağ antijeni üreter. Bunlar onlar bağ gruplu
kan grubuyla. Ama gelsek AB'ye, bakın indi buydan bu, mesela nene A'dı, babadı mesela, uşaq oldu A ve kan grubuyla. Bunlar tabii al yuvaları üzerinde, al yuvaları üzerinde kanlarında iki enzim vardı. Kanlarında iki enzim de vardı. Hem enzim vardı A antijeni üretsin, enzim de vardı B antijeni üretsin. Bunlar ne oldu kanları? A, B kan gruplu olular. İki enzim vardı kanlarında. İki antijen üretir özleri için. A antijeni ve B antijeni üretir özleri için. Her da al yuvaların yüzeyinde. İyi. Ama gelsek bunlar niçin o kan grupludular? Bunlar o kan grupludular. Al yuvaların üzeri bomboştu. Bunların enzimden yoksundular. Hiçbir enzim yoklarıdı. Hatta A antijeni üretsin ya da B antijeni üretsin. Bizim zaten iki antijenimiz vardı. A antijeni ile B antijeni. Eğer bulunsa al yuvalarda A antijeni A gruplu olu. Eğer bulunsa enzim B antijeni üreten B gruplu olu. İki enzim de bulunsa hem A antijeni üretir hem B antijeni üretir A B kan gruplu olu. Ama hiçbir enzim olmazsa kanda bu halde ne olu? Al yuvalarısı hiçbir antijen taşımır. Hiçbir antijen taşımır. Bu halde olu o kan gruplu. İndi burada gelsek yapsak burada bir tablo yapsak burada. Tabloda burada kan grubu. Kan grupları neçe denemiz vardı? Tabii burada A kan grubu. B A varmızdı. B AB bir de neyimiz var? O. Bu dört kan grubu varmızdı. Eydi bunların indi gəlik bir baxarıq al yuvaları üzerinde ne vardı? Al yuvaları üzerinde al yuvaların üzerinde bulunan antijen baxaq nədir? Antijen ne bulunur al yuvaları üzerinde? Ondan sonra baxağın genotipi nədir? Genotip herkes için nədir? Genotiplerine baxağın. İndi burada gelsək A kan grubluya. A kan grubunun dedik al yuvalarının üzerine özel bir enzimleri vardı. A antijeni üretirler. Harda al yuvaların yüzeyinde. Demek A kan grubunun al yuvaları yüzeyinde bulunan antijen A'dır. Al yuvaları üzerinde bulunan antijen A'dır. Ama gelsek indi ne dedik biz? A baskındı, B baskındı. Eş baskınlık çekinikti bu. Tamam. İyiydi. İndi bu baskındır. Baskın nədir? Gelsək alili nədir özü? Yazmışıq burada alili i üzərində A. Genotipinə gelsək burada nə Mendelin 3-cü önərmələri nə deyir bizə? Çift telə genetik faktoru. A bu çift etdik genetik faktoru. Bu nədir? Saf halı. Artı daha nə? Mələzidən gərək baskın daimən saf vardı, mələz vardı. Mendelin ikinci önərməlisində deyir, baskın özelliklər saf olu, bir də mələz olu. Eydi, mələz nə allıq mələz? Tabii alışıbsız bundan ökçüdə Mendelin kurallarında baxdıq mələz daimən çəkinlikdən, baskın daimən çəkinlikdən mələzləşər. Bunun şey neydi? Alili, bakın bunun alili iyiydi. Ya dedim böyle yazarsız ya da bu şekilde yazsanız normaldi. Bu melez halıdır. Yani geldi sadece aşağıda, aşağıdaki fenotiplerin genotiplerini yaz benim için. Eğer gelse A kan grubunun genotipini istirirsen, hem saf halını yazasan
hem melez halını yazasan. Ama gelin indi bakın o birisine B kan gruplu. B gruplu dedik al yuvaların üzerinde tabi kanlarında özel bir enzim vardı. Bu özel enzim kalkır üretir B antijeni. B antijeni harada üretir? Al yuvaların yüzeyinde üretir B antijeni. Demek indi B kan gruplu ne antijeni vardı al yuvaları yüzeyinde? B antijeni vardı. Aynı baskındır. Baskında alili nedir? Alili i üzerinde b. Burada i üzerinde b. Aynı baskındır. Hem saf gerek yazığın özünü, saf halı, hem de melez halı. Kimi de melezleştirir özünü? Dedik bu baskındır, bu baskındır. Kime baskındılar? O'ya. O nedir burada? Çekiniktir. İyi de o'yun alili nedir? İ. Aynı şekilde i. Bu da melez halıdır. Eydi gelin indi A, B kan grubluya. A, B kan grublu dedik al yuvalları. A, B kan grublu tabi burada A, B kan grubları ne dözü? Buydan bu. Ege evlenseler uşaqları ne çıxar? A, B kan grublu. Bunların dedik iki enzim taşırı kanları. Hem A antijeni üreten hem B antijeni üreten enzimleri taşırı. Harda taşır? Al yuvaların, bu al yuvalarda resim edirəm siz için, al yuvaların yüzeyində həm A antijeni taşırı, həm B antijeni taşırı. Niçin? Çünki bunların kanlarında bulunan enzim, iki tür enzim. A antijeni üretən və B antijeni üretən. Demek indi burada gelsək, A B kan grubunun al yuvaları yüzeyində bulunan antijen iki tanedir. A və və və. A və və. Ama genotipleri, genotipleri sadece bir tek genotipi vardı. O da i üzerinde A, i üzerinde B. Gelsek indi o kan grubuna. O kan grubu da zaten yazmıştık burada. O kan grubu, bunların kanlarında hiçbir enzim yoktu. Hiçbir enzim bulunmadığı için antijen üretmez. Yani al yuvalarının yüzeyi bomboştu. Hiçbir antijeni yoktur. Üretmez. Neden antijen üretmez? Çünkü enzim yoktu. Hatta antijen A üretsin ya da antijen B üretsin. Onun için bomboştu. Ve burada ne olur? Yaparız özünü. Bu şekilde al yuvaların yüzeyinde bulunan antijenden yoksundur. Bir hat koyasam burada. Ama gelsek burada genotipine, genotipi bu şekildedir. Çekinikti, çiku, çik, i. Çiku, çik, i. Ya böyle yazasan dedik ya da bu şekilde de yazabilirsen özünü çefudu daha. Burada gelsek indi kan nakline. Kan naklinde burada tabi grupların nişin kan grubunu belirleriz. Baxasan indi burada kan naklinde iki şahıs vardı. Alıcı ve verici. Tabi bir şahıs veri kan, müteberrə diğer gözüne. Bir şahıs da alı kan. Mesela bir kaza geçirdi, bir kan ihtiyacı vardı. Ya da mesela ameliyatı vardı. Ya da mesela bazı hastalıklar vardı. Sürekli kan ihtiyacları olur, her ay alırlar. Burada kan ihtiyacı olur, kan almaya ihtiyacı olur. Demek bir tane var verici, bir tane de var alıcı. Burada kan naklinde birinci neden gelsek özüne, neden burada kan naklinde alıcının ve vericinin kanları ne olsun gereç, ikisi de test edilmeli lazım. İkisine de bakalım kan gruplarına, A, B, O sistemine, artı RH antijenlerine bakalım. Artı RH antijenlerine bakalım. İndi bu ikincidir, ondan sonra geldik özüne. İndi bizim önemli burada. Neden kan naklinde gereç hem alıcı, hem vericinin, hem alıcının A, B, O sistemine bakalım, test yapılmalı lazım. Çünkü burada bazı kişiler baksak, bazı kişiler vericilerin al yuval hücreleri alıcıların serumunda bulunan serumlarıyla katıldığında meydana gelen ne olur alıcıda kanlı kütle kütle olur. Yani burada vericinin hücreleri, al yuval hücreleri alıcının serumuyla karıştırıldığında meydana gelen büyük gözle görülen kütleler olur. Harda kan damarları içinde. Bu da tabii
alıcının ölümüne bile yol açır. Onun için kartlar her vericinin ve alıcının ne kanı gerek fahs olunsun, baksın ona göre versinler. İyidir. İndi bu kan kütle kütle olmalarının temeli nedir? Bu kan pıhtılaşması neden bazı kan neklinde vericinin alıcıya, bu alıcının kanında bu kütleler meydana gelmesinin temeli nedir? Burada bu kütlelerin temeli nedir? Burada vericinin al yuvalarında bulunan antijinden alıcının serumunda bulunan antikorların etkileşiminden meydana gelen bu pıhtılaşmadır ya da kan kütle kütle olur. Demek indi burada vericinin al yuvar hücrelerinin yüzeyinde bulunan antijen ve alıcının serumunda bulunan antikorların etkileşimidir. Bir etkileşim oldu orta yerde. Ne oldu sonucunda? Kan alıcıda maalesef kütle kütle olur ve bu da alıcının ölümüne bile yol açır. Şimdi burada gelelim bakalım antijen nedir? Antikor nedir? Tabi burada bildik de antijenleri ve nereden de gelirler antijenler. Şimdi kaldı bizde de antikorları da bilelim bakalım ne şekildedir. Şimdi burada bir tablo etmek zorundayız. Burada kan grupları vardı. Kan grupları, al yuvaları yüzeyinde bulunan antijen, al yuvaların yüzeyinde bulunan antijen ve serumlarında bulunan ne antikor. Gelek burada kan grubuna. Kan grubu mesela A kan grubu. Neçe özü kan gruplarımız vardı? A kan grubu varmızdı. B, AB ve O kan grupları. İyiydi. İndi A kan grubunun bildik al yuvaları yüzeyinde ne bulundu? A antijeni bulundu. A antijeni bulundu. Ama serumunda ne bulundu? Ne antikoru bulundu? Antikor özü nedir? Zıt cisimciktir. Bir cisimcikti. Serumda bulunu, bakın serumda bulunu, bu nedir? Senin bağışıklık sistemidir. Bağışıklık sistemi herhangi bir yabancı madde girdiği zaman bu oluşu, bu kabul etmez yabancı maddeni, kahar etkileşi özüden bir savunu vücudu bu, o yabancı cisme karşı. Nedir adı? Antikor. Demek indi senin serumda bulunan antikor nedir? Yabancı cisimlere karşı etkileşim yapar. İyiydi. İndi sen bütün vücudu alışıptı neye? Al yuvaların yüzeyinde bulunan A antijenine. Sen tanıyıptı vücudu A antijeni. Sana kan verdiler B. Ne oldu onda? Hemen B senin için nedir burada? Yabancıdır. Demek indi antikoru ne oldu senin serumda? B. Küçükte yazılı B. İyiydi. Demek indi sen burada antijeni A'ysa tanıtık bütün vücudu tanır A antijeni. Ama B verinceler sana serumda kahar antikor oluşturur B'ye karşı. B'ye karşı seni yani beni kabul etmez. B yabancı cisimcikti senin için. Gelelim indi B kan grubuna. B kan grubunun al yuvaları yüzeyinde bulunan neydi? B antijeniydi. Tamam. Bütün yaşamağı hapsi yaşayıpsan al yuvaları da B antijeni vardı. Ama kalksalar sana nakletseler kan A. Ne olur burada? A sen üç yabancı bir maddedir. Tanıttık der ki vücudu hapsi tanıyıptı B antijeni. Ama A gelince sen üç bir ayrı şahıstan o yabancı madde sayılı sen üçün. Yabancı madde ne oluşturur siramuda? Antikorunu oluşturur. Küçük A antikoru oluşur. Senin için bu zıt özellikti. Zıt cisimcikti vücududa. Ve senin serumu re'sen bağışıklık sistemi kabul etmez bu anı. Kahar antikor A oluşturur serumuda. Ama gelsek indi burada A, B.
sen bütün vücudu yaşayıp sen iki enzim var da. İki enzim var. Hem burada al yuvaları yüzeyinde A antijeni üretir enzim ve burada da B antijeni üretir enzim. Yani hem A antijeni vardı hem B antijeni vardı. Demek indi burada al yuvaların yüzeyinde A antijeni ve B antijeni vardı. Daha neye karşı antikor oluştursun? Bizim zaten iki tür antijenimiz vardı. Hem A'dan B'di bizim antijenlerimiz. Antikor her zaman oluşur. Yabancı bir antijen girince vücuda. Ama burada yabancı yoktu. Hem A'yı tanırı vücudu hem B'yi tanırı vücudu. Demek burada hiçbir antikor oluşmaz senin için. Hiçbir antikor oluşmaz. Yabancı da yabancı madde, yabancı bir cisimcik de yine A ne B. İkisini de vücudu tanırı. Çünkü al yuvaların yüzeyi taşırı A antijeni ve B antijeni. Ve hiçbir antikor oluşturmaz senin serumu. Gelsek şimdi burada o burada antijenden yoksundur. O burada antijenden al yuvalar yüzeyinde bulunan antijenden yoksundur. Ne dedik? Bunlarda enzim yoktu. Kanları üretmez bir enzim yokları da hatta üretsin. Ne A antijeni üreter ne B antijeni üreter. Burada al yuvaları hiçbir antijenle taşımaz, yoksundur, hiçbir antijen yoktu. Onun için gelse senin için mesela kan, mesela A beden ya da beden ya da bunlar yabancı madde sayılı senin için. Antikor oluşturur. Hem A'ya karşı antikor ve hem de B'ye karşı antikor. Demek ikisi de yabancıdır senin için. Hem A hem B. Onun o grubluysa hem A yabancıdır senin için hem B. Senin serumu ne antikor oluşturur? Ha hem A'ya karşı antikor oluşturur hem B'ye karşı antikor oluşturur. Burada gelsek bir yapsak sizin için bir kan naklinde bakalım naksı kan grubu haksına verebilir. Naksı kan grubuna verebilir. Basit bir çizgiyle anlatırım bunu size inşallah. Bakın burada bu nedir? O kan grubudur. Bu A kan grubu. Bu B kan grubu. Burada da A, B kan grubu. Bakalım şimdi burada o kime verebilir? Bakın burada o kime verebilir? O burada gelse bu sehem hardan çıkır? O'dan. Yani bu verici oldu. Kime girir? Bir de O'ya. Yani O, O'ya verebilir. Çıkır O'dan, sehem girir O'ya. O kan grublu O'ya verebilir. Artı O kan grublu A grubluya verebilir. O B kan grubluya verebilir. Ve O A, B kan grubluya verebilir. Görürsünüz neçə yer çıxırı hapsına verebilir. 1, 2, 3, 4. O kan grubluya verebilir. A kan grubluya verebilir. A B kan grubluya verebilir. Ve B kan grubluya verebilir. Gelin indi A kan grubluya. A kan grublu kendi kendine verebilir. Görürsünüz sehim dönür özü için verici alıcı. A A'ya verebilir. Artı kime verebilir? A B kan grubuna verebilir. Bakın bu sehimler hara gelir ona verebilir. İyi. B kan grubluya gelsek indi kendi kendine verebilir. Artı A B kan grubluya verebilir. Bunlar hapsı nedendiler? Nedenleri indi açıklarız bir bir. İyi. İndi kaldı neyimiz? Bak herkesten alır ama kime verebilir? Bes kendi kendine verebilir. Kendi kendine verebilir. A B kan grublu hapsından kan alır. Ama kime verebilir? Sadece öz özüne verebilir. Onun için burada oldu. Adı ne oldu? Genel alıcı. Bunun adı ne oldu? Genel alıcı. Genel alıcı oldu. A bakan grubu genel alıcı. İndi geldikten nedenine bilir özüne. Ama o bakın hapsına verebilir. Hapsı kan gruplarına verebilir. Ama sadece özü kimden alır? Bes odan alır. Bu ne değildi? Genel verici. Genel verici. Genel verici de indi gel bakarız neden bu genel verici oldu adı. İndi bu bizim için yol açar çok bir nedenlere.
bir sürü nedenler buradan çıkardı, bildik özüne. İndi birinci neden, neden o kan grubu genel vericidir? Burada sizi bir şeyimiz vardı, yapsam onu da. Daimen vericinin, verici varımızdı tabi, alıcı varımızdı. Tamam, burada bir tane kan verir, burada bir tane de kan alır. Vericinin neyine bakarız? Al yuvaları yüzeyinde bulunan antijenine bakarız. Ama alıcının serumunda bulunan antikoruna bakarız. İyi de. Şimdi burada verici de al yuvaları yüzeyinde bulunan antijenine bakarız. Alıcının serumunda bulunan antikoru. Serumunda bulunan antikoruna bakarız. Bu çok bir önemli bir malumadı. Nedenleri hepsini bu şekilde halledebilirsen. Şimdi burada genel vericidi dedim. O genel vericidi. Çünkü bakın öz özüne verebilir, buna verebilir, buna verebilir. Bu bir kan grubuna verebilir. Genel vericidir. Geçsiz hani o kan grubu neden genel vericidir? Vericidir deyirik. Vericidir. Çünkü al yuvaların yüzeyinde hiçbir antijen bulunmaz. Çünkü al yuvaların yüzeyinde hiçbir antijen bulunmadığı için bütün kan gruplarına kan verebilir. İyi. Bu bir neden, önemli neden de aynı şekilde üzerinde çıkıp da. Ama gelsek o bir nedene, neden AB kan grubu genel alıcıdır? Bakın alıcıdır. İyi, çünkü serumunda hiçbir antikor bulunmadığı için. Çünkü serumunda hiçbir antikor bulunmadığı için. Görüyorsunuz burada AB. Burada serumunda hiçbir antikor bulunmadığı için. İyi, gelsek indi neden mesela her naksını, mesela neden A, A'ya verebilir? A kan grublu verebilir kime? A kan grubluya verer. Neden? Diyesen çünkü A kan grublunun tabi vericinin al yuvaları yüzeyinde ne bulunur? A antijeni. Ama serumunda kime karşı zıt bulunur? B'ye karşı, yok A'ya karşı. Onun için A, A'ya verebilir. İyiydi. Çünkü al yuvaları yüzeyinde A'nın vericinin A antijeni bulunur. Ama alıcının ne bulunur? B'ye karşı zıt cisimcik bulunur. Yok A'ya karşı. Onun için alabilir. Aynı şekilde neden gelse sen için B kan grubuna verer. Tabii verebilir. B'ye neden verebilir? Çünkü B kan grubunun al yuvaları yüzeyinde B antijeni bulunur. Ama serumunda ne bulunur? Alıcının serumu aynı alıcı B'de. Alıcının serumunda A'ya karşı zıt cisimcik yapır. Antikor A'ya karşı. Eğri yok B'ye karşı. Normal şekilde B'ye verebilir. İyi, gelsek indi burada neden B grubu mesela A B'ye verebilir. Burada nedeni çünkü vericinin, bu vericidir, bu alıcıdır tabi. Bunlar hepsi vericidirler, bunlar alıcıdırlar. Sehem hardan hara gelir? Beden AB'ye gelir. Bu verici, bu alıcı. Neden B kan grubu AB'ye verebilir kan? Çünkü vericinin al yuvaları yüzeyinde ne bulunur? B antijeni bulunur. Ama alıcı AB'de gördü, alıcının serumunda hiçbir antikor bulunmaz. Çünkü vericinin üzerinde al yuvaları yüzeyinde B antijeni bulunur. Ama alıcının AB'de alıcı hiçbir antikor bulunmadığı için B AB'ye kan verebilir. İndi tersini yazak. Bak oğlu yeniyor. Bak indi burada yazarız. AB olabilir versin. B'ye mesela koy. Aynı B'ye diyelim. AB olabilir versin.
vermez tabii. Bu kesinlikle AB kan grubu verebilmez B'ye. Neden? Neden gelse sana için diyesen, çünkü tabii bu alıcıdır, bu vericidir. Alıcının dedik neyine, pardon, bu vericidir, bu alıcıdır. Vericinin neyine bakarak? Alyuvaları yüzeyinde bulunan antijenine, alıcının serumunda bulunan antikoruna. Tamam, indi gelelim burada bakalım. AB ne taşır antijen? Hem A antijeni taşır, hem B antijeni taşır. Ama alıcı B'dir. B ne taşır serumunda? A'ya karşı antikor taşır. A'ya karşı antikor taşır. İyi, B uygun öz içe. Ama A B'di bu. A'ya karşı çıkardı antikor, zıt cisimcikler kabul etmez özüne. Kesinlikle A B, B'ye verebilmez. A bu şekilde bütün nedenleri ne şekilde gelse sen için halledebilirsen. En önemlisi nedir? Vericinin alyuvaları yüzeyinde bulunan antijene dikkat edesen ve alıcının da serumunda bulunan antikora dikkat edesen. Eğer mi antijenle antikor, antijenle antikor birbirine benzemezse harfleri, yani alabilir. Eğer benzerse alabilmez. Benzerse alabilmez. Burada bir kısaca bir alsak bir soru. Soru tabii burada yazdırmıştık şeyleri. Genotiplerini yazdırmıştık. Mesela diyor bir erkek A kan gruplu. Bir erkek neyle evlenipti? B kan gruplu bir dişiyle ya da kadınla evlendiğinde meydana gelen O kan gruplu bir çocukları meydana gelmiştir. O kan gruplu bir çocukları meydana gelmişti. Bu çocuk ileride, yani büyüklüğünde bir AB kan gruplu bir kadınla evlenmişti. Buna göre birinci döl ve ikinci dölün genotiplerini belirle. Bu bir sorudu, gelebilir siz için. Tabii burada dedik bunlar bütünsü insanda ABO sistemidir, RH antijenleridir. Neye etmedi darğızında? Mendel genetikine. Mendel'de kurallar, o üç kuralı ne şekilde almışydınız? Aynı o şekilde indi burada inşallah hallederek onları kullandık. İyiydi. Dedik A kan gruplu bir erkek. A kan gruplu bir erkek. Bu nedir? Erkekti. İyiydi. Evlenip neyden? Bir B kan gruplu bir dişiden evlenipti. İyiydi. A B'den. Yani nedir? Dönsek Mendel kuralına. Üçüncü kuralımız yazdırmıştım size. Bu baskındı, bu baskındı. Baskın baskınla çaprazlansa bakak birinci dölde ne olup özler için? Bir uşak olupdu. O kan gruplu çekinik olup özler için. Çekinik. Yani bu baskın, pardon, bu da baskın.
Ne meydana geldiler için? Çekinik. Eyle baskın baskından çaprazlanıp da çekinik bir uşakları olup da. Biz de Mendel'in üçüncü kralı ne deyir bize? Baskın baskından çaprazlansa, ege bir tek çekinik meydana gelirse, iki baskın ebeveyni melez oluruz ya duza gelirse. Bunun tabii bu çocuklar olup, çocukları sonra büyük olup, sonra bir bu çocuk Çimi'den evlenipti. Ama kan gruplu bir kadınla evlenipti. O ikinci döldü, o ikinci matlaptı. Şimdi gelelim birinci matlaba. Bir hızlı bir hal vardı burada. Bak, sen diyesen A, çaprazlandı B. Ne çıktılar için? O. Onun genotipi neydi? Şimdi yazdırmıştım size. Çık küçük İ. Tamam. Mında saf var idi. Melez var idi. Tamam. Pardon. Melez var idi. Bunda da saf var idi. Melez var idi. Tamam. Saf melez, saf melez. Baskındılar. İkisi de baskındı ebeveynler. Ama çekinik çıktı bizim için. Bu uşak mayoz bölünmeden çıktı. Yarısı, bu yarısı neneden gelip özü için ya da babadan gelip. O bir yarısı da neneden gelip özü için. Tamam. Eydi. Özü de adı. A elilini koyarız. Özü badı, ba elilini koyarız. Bitti. İkisini de melez almak zorundayız. Nişin? Hatta bu çekinik çıkanın alili, iki küçük alili vardı. Birisi neneden gelip, birisi de babadan gelip özü için. Onun için ikisini de melez almak zorundayız. Bunu ifade edesen tabii burada takriben simgelemek yoktu burada. Burada simgelemek yoktu. Sadece hallu ne yazasan bir uşakları çekinik çıktığına göre birinci dölde o yani neydi? Çekinik. Çekinik. Çocukları çıktığına göre yani iki baskın ebeveyni melez alırız. Melez alırız. Sadece açıkladık. Nişin melez alırız. İki baskın ebeveyni. Şimdi geldik. Fenotip nedir? Erkeğin A. Fenotipi nedir? A. Erkek A'dır. Evlendi kimiden? Bir kadınla B gruplu bir kadın. B gruplu bir kadın. Eydi. Parent 1. Bunu melez aldık. Bir ökçeçi hıtvada bilintirdik. Nişi melez aldık. Bunu melez aldık. Aynı şekilde ebeveyn dedik. İkisini de dedik. Mayoz bölünme. Mayoz bölünme geçirdi. Gamit oluşumunda benzerdeki her birisini bir gamit. Bu da benzerdeki her birisini bir gamit. Şimdi F1 ne çıktı bizim çıbıydan bu? A, B bir uşaklar oldu. Fenotipi neydi bunun? A, B. Artı. Buydan bu. Bir diğer uşaklar oldu ne? Fenotipi neydi bunun? A. Artı. Buydan bu. Bir uşaklar oldu. Fenotipi neydi? B. Artı. Buydan bu. Yani indi, pardon, uşakları sadece bir çocuklar olup indiye kadar. Neydi? Budur. Çocukları budur. O. Sadece bu çocuklar olup indiye kadar o gruplu bir çocuk olup indiye kadar. Ama ne deyir? Sana bu çocuk kalktı, büyüyünce evlendi, Çimi'den bir kadınla abi. Bir kadın, abi kan grubuna sahip olan bir kadınla evlendi. Burada madem bunu kullandık, birinci dölü kullandık, uşağı kullandık, parent 2. Parent 2. Eydi. Burada bu o. Bunun da hiçbir şeyi zaten bir tek genotipi vardı. Bu da bu şekildeydi.
mayoz bölünme geçirdiri. Mayoz bölünme gemit oluşuru. Gemitten de burada gemit oluşuru benzerdi bir tane. Benzer dergi ikisini de Allah. Burada F2. Buydan bu. Artı buydan bu. Görürsünüz. İki uşaklar olsa birisi A kan gruplu. Diğeri de B kan gruplu çıkar. Bu dersin sonuna geldik. İnşallah yeniden görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıkla kalın.